Merhabalar, Semiye Mutfağı'nda bu tarifimizde dilim dolma çalışacağız. Oldukça besleyici, değişik bir lezzet. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyelim. 500 gram kıymamız mevcut. 1,5 su bardağı ince pilavlık, çiğ köftelik denebilecek incelikte bulgurumuz mevcut. 4 adet orta boy patlıcanımızı İri iri küp şeklinde doğradık. Gördüğünüz gibi pijama desenli kesip soyup daha doğrusu tuzlu suda acı suyunu yatırarak attık. Hazırladık. 4 adet kapya ince kıyılmış biberimiz, 1 adet rondodan geçirdiğimiz soğanımız, yeteri kadar maydanozumuz, 1 adet yumurtamız, dolu bir yemek kaşığı biber salçamız, 200 ml domates püremiz, 1 çay bardağına yakın zeytinyağımız, tuzumuz ve isot biberimiz bu tarifimizde kullanacağımız ürünler. Şimdi dilim dolmamızın yapımına geçiyoruz. Dilim dolmamızın ilk işlemini köfte grubunu yapacağız. 500 gram kıymamızı karıştırma kabımıza aldık. Soğanımızı bırakıyoruz üstüne. Bulgurumuzu veriyoruz. Maydanozumuzu veriyoruz. Yumurtamızı bırakıyoruz. Tuzumuzu, isotumuzu bıraktıktan sonra güzelce yoğurma işlemine başlıyoruz. Evet, yoğurma işlemimizin sonuna geldik. Şimdi yanımıza bir servis tabağı aldık. Harcımızdan şöyle çiğ köfte yapar, yani çiğ köfte şeklinde daha doğrusu çiğ köfte yoğurur gibi şöyle köftelerimizi servis tabağımıza hazırlıyoruz. Daha sonra diğer işlemimize geçeceğiz. Patlıcan, biber, salça grubunu içerdiğimiz işlemimize geçeceğiz ve köftelerimizi onun üstüne serip pişimine devam edeceğiz. Dilim dolmamızın kısacası bu aşamada yapacağımız işlem böyle çiğ köfte şeklinde köftelerimizi hazırlamak. Köftelerimizi hazırladık, park ettik. Şimdi yayvanca bir kabımıza kızdırdığımız yağımızın içerisine patlıcanlarımızı bırakıyoruz ve fazla kurutmadan güzelce bir kızartma işlemini gerçekleştiriyoruz. Patlıcanlarımız olurken biberlerimizi de veriyoruz. Beraberce güzelce kızartıyoruz. Patlıcan biber grubumuzun diriliğini alan bir kızartma yöntemi izledikten sonra içine biber salçamızı bırakıyoruz. Domates püremizi veriyoruz ve güzelce yedireceğiz salçamızı ve püremizi. Güzelce salça ve domates grubumuzu yedirdik. Şimdi daha önceden çiğ köfte gibi yoğurduğumuz köftelerimizi harcımızın üstüne döşüyoruz. Bu aşamada yapacağımız işlem bundan ibaret. Güzelce köftelerimizi de üstüne döşedik. Şimdi yeteri kadar sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Tabii bu sizin tencerenizin yayvanlığına göre değişir. 3, 4, 5 bardak neyse. Güzelce kapağını da kapatıyoruz. Orta ateşte yemeğimizin pişimini takip ediyoruz. Evet, dilim dolmamız pişmiş olması gerek. Açalım bir bakalım şöyle. Evet, etin çiğ kokusu gitmiş. Mis gibi bir aroma geldi burnuma. Evet, şimdi altını kapayalım ve hafif bir dinlendirelim, soğutalım. Sonra da servise hazırlayalım. Evet, pişen dilim dolmamızı gördüğünüz gibi servis tabağımıza aldık. Bundan sonrası artık afiyetle tüketmek.
Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Dağ dumanı üstünde gördüğünüz gibi oldukça pratik, değişik, yerel, güzel bir tarif oldu bence. Semih mutfağında bugün de dilim dolma çalıştık. Oldukça pratik, besleyici bir yemek. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalınız, esen kalınız.